Merhaba sevgili öğrenciler, İngilizce konuşmak çok kolay derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşacağız, am ve the konuşacağız. Haydi o zaman. Devam. Am ve the. Hop, şapkamızı düzeltelim, pardon. Am, the. Her yerde, İngilizce ile alakalı her yerde gördüğümüz aslında çok basit iki tane, üç tane tabir. Ne diyoruz? İngilizce konuşmak çok kolay. Zorlaştırmayın. Amacımız bir, ne bileyim, işte üniversitede ders verir gibi ya da bir televizyon programında konuşma yapar gibi İngilizce konuşmak değil ki. Öyle değil mi? O yüzden günlük dilde kullanılan haliyle, en kolay haliyle am, the, ne? Bir, e ve am. Adı üzerinde bir demek. Görelim. Ben bir öğrenciyim. I am a student. I'm a student. Ben bir öğrenciyim. Ya da sen bir avukatsın. You are a lawyer. You are a lawyer. Sen bir avukatsın. Benim bir arabam var. Hatırlayın. Ne diyorum? I have a car. Şaziment'in bir kedisi var. She has a cat. N ile E ile N arasında anlamsız olarak hiçbir fark yok. E ve N arasındaki tek fark ise N sesli harfle başlayan kelimelerde kullanılıyor. Biga'da bir üniversite var. Var derken ne diyorduk? Deriz zarar kombinasyonu. Lütfen eski dersleri seyretmeyi unutmayın. Var. There is. Ne var? Bir üniversite. Nasıl yazıyorum? Bakın bu sizi yanıltmasın. Sesli harfle yazıyorum ama okurken university diye okuyorum. University. Yani sessiz harfle telaffuz ettiğimize göre burası hala e. There is a university demiş oluyorsunuz. Peki, benim bir elmam var. Elma ne? Apple. Sahibim bir elmaya. I have apple. Bir elma diyeceğim. Sessiz harfle okuyorum, dikkat edin. O yüzden an apple. Bu neye denk geliyor? Basitleştirmek gerekirse. Türkçe'de ulama denilen bir şey var, hatırlayın. İki kelimeyi birbirine bir bağlaştırmak. Değil mi? Birleştirerek söylemek. Ne diyebilirim mesela? El arabası, bakın el arabası gibi. İşte en kombinasyonu birebir bu anlama geliyor sevgili arkadaşlar. Peki, caddede bir at var. Var, there is. Ne var? Bir at. A horse. Nerede? Cadde üzerinde. On the street. Değil mi? Bakın bunları konuştuk. Benim bir problemim var. I have a problem. I have a problem. Benim bir şemsiyem var. Şemsiye neydi? Umbrella. Benim bir şemsiyem var. I have umbrella. Bakın, şemsiye sesli harfle yazılıyor ve sesli harfle okunuyor. Dolayısıyla an mi? An umbrella. I have an umbrella. Benim bir şemsiyem var. Güzel. Bir ada var. Bir ada var. Ada ne? Island. Bir ada var. There is island. Ama nasıl ada? M-N. An island. Sesli harfle yazılıyor ve okunuyor dikkatliyseniz. An island. Peki the ne? The dediğimiz şey ise belli olan. Hatta bu ne demek? Arabayı aldım, evi boyadım. Bakın bir ev değil, evi boyadım. Bir araba değil, arabayı aldım. İşte pencereyi kapattım, kalemi buldum gibi o hep bu belli evi, arabayı dediğiniz şeyin başına dı getiriyorsunuz. Aslında bu kadar basit. Arabayı gördüm. Hatırlayın geçmiş zaman ne yapıyorduk? Görmeksin. Gördüm derken sol. Arabayı gördüm. Ben. I saw the car. Değil mi? I saw the car.
kalemi bulacağım. Neydi o ecek acak? 4 numaralı ders hatırlayın. Will, değil mi? Bulacağım ben. I will bulmak. Find the pen. I will find the pen. Kalemi bulacağım. Arabayı alırım ben. Ben satın alırım arabayı. Haydi. I buy, bakın geniş zaman, neyi? Arabayı. The car. I buy the car. Bakın ne kadar basit. Bir, an, belli olan arabayı, evi, the car. Bir araba, a car. Bir şemsiye, an umbrella. An. Unutmayın sevgili dostlar, kural kelimenin yazılışıyla alakalı değil, okunuşuyla alakalı. Sessiz harfle okuyorsak, university, a university. Sesli harfle okuyorsanız, an, an umbrella. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.